Merhaba arkadaşlar. Geçen videomuzda eşitsizliklere başlamıştık. Daha doğrusu genel eşitsizlik durumlarına başlamıştık. Oradan kaldığımız yerden devam edelim bu videoda da. 17. soruda kalmıştık en son. Ne yapıyorduk? Hem soru üstünde de hatırlatmamızı yaparak sorularımızı tekrar çözmeye devam edelim beraber. Öncelikle eşitsizliklerde her zaman kök buluyorduk. İlk işimiz kök bulmaktı. O yüzden çarpanlarını ayırmamız lazım soruyu. Beraber çarpanlarını ayırmaya başlayalım. X'e x'in çarpımı olduğunu biliyorum. Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı olduğunu biliyorum. O yüzden buradan bana x eksi 2 çarpı x eksi 2 gelmiş oldu. Yan tarafı çarpanlarını ayırmış olsam x'e x'in çarpımı eksi 2 ile artı 1'in çarpımı olduğunu biliyorum desem baktım. Tutmuyor gördüğünüz gibi. Şurayı sağlamak için böyle dedim. O zaman kökü olup olmadığını ne yapıyorduk? Gidip bir diskriminanta danışıyorduk. B kare eksi 4 AC'den buradan kök bulabilir miyiz, bulamaz mıyız? Bir sorguluyorduk. O zaman B'miz eksi 1 olduğu için karesi 1 eksi 4. A'mız 1, C'miz 2. Gördüğünüz gibi ne gelmiş oldu buradan? Eksi 7. Negatif olduğu için diskriminant kök yoktur diyorduk. Burada demek ki kök yokmuş. O yüzden buradan hiçbir şekilde kök bulamayacağız. Yani onu sadece aynen yazalım. Bir kök gelmediğinin farkındayım. İşaretini kullanmak dışında hiçbir işimize yaramamış olacak. Paydaya geçtiğimizde x karenin zaten kendisi vermiş. Yan tarafa tekrar çarpanlarını ayırmak için müdahale etmiş olsak x ile x'in çarpımı eksi 5 ile artı 1'in çarpımı çarpımlarının eksi 5 toplamlarının eksi 4 olduğunu biliyorum. O yüzden x eksi 5 ile x artı 1'in çarpımı olarak onları da ayırabilmiş oldum. O zaman tek tek köklerimizi beraber bir bulalım bakalım. Yukarıdan x eşittir 2 köküm, x eşittir 2 köküm var. Gördüğünüz gibi çift katlı bir kök 2 tane çıktığı için. Buradan zaten kök bulamamıştım. Aşağıya geçiyorum. X eşit olmasın 0 köküm, x eşit olmasın 0 köküm var. Şu x kareden dolayı. Bunlar da gördüğünüz gibi yine 2 tane oldukları için çift katlı kök. Aşağıdan devam ediyorum. X eşit olmasın 5 kökümle. X eşit olmasın eksi 1 köklerim var. Öncelikle çarpanlarını ayırdık. Sonrasında da tek tek köklerimizi bulduk. Şimdi tablomuzu yapacak olursak. Şuradan rengimizi değiştirelim. Tablomuzu yapacak olursak nasıl başlıyorduk? En küçük kökten başlayıp sayı doğrusuna göre küçükten büyüğe doğru sıralıyorduk. O zaman en küçük kökümüz eksi 1. Tek katlı bir kök zaten ama eşit değil. Sonra elimizde 0 köküm var. Çift katlı bir kök ama eşit olmadığının farkındayım. O yüzden 2 tane açık yuvarlak yapıyorduk. 0 köküm var. Sonra 2 köküm var. Çift katlı bir kök ama dahillik var bunda. Eşitlik var. Sonra 5'imiz var. 5'te de yine eşitlik yok ve tek katlı bir kök olarak gelmiş olacak. Şimdi tablomuzu da küçükten büyüğe doğru sıraladık. Gidelim hemen bakalım. Bizden hangi işaretle başlayacağımıza, en sağdan hangi işaretle başlayacağımıza. Yukarıdan baksak daha da kısa olacak. Ortamda en büyük x karemiz var işareti artı. Yan tarafa geçtim. Ortamda en büyük x karemiz var işareti artı. Artı ile artıyı çarptığım için yukarısı artı oldu. Aşağıya geçtim. X karenin katsayısı artı. X karenin katsayısı artı. Artı ile artının çarpımı yine artı oldu. Hatta artıyı artıya böldük. Artı ile başlamamız gerektiğini söyledi bize. O zaman artı ile başladım. Tek katlı kökümde işaretim değişirdi. O yüzden eksi oldum. Ama çift katlı kökümde aynen geçerli işaretim. O yüzden eksi. Çift katlı kökteyim. O yüzden eksi. Tek katlı kökteyim. İşaretim değişirdi. O yüzden artı olmuş oldum. Tablomuzun, işaret tablomuzun da bütün değerlerini bulmuş olduk bu sayede. Şimdi bizden ne istediğiyle ilgilenelim. Gidelim bakalım neler istiyormuş bizden. Sıfırdan büyük olmamızı istiyor ama eşitlik istemiyor. Yani sadece pozitif olduğumuz yerleri istiyor bizden. O zaman pozitif olduğumuz yerler gördüğünüz gibi bu aralıklar. Eşitlik de istemediği için zaten ona göre yazalım. Eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar olan yer pozitifmiş. Zaten dahil olmadığım için de açık aralık olarak bırakacaktım. Birleşim 5'ten dahil olmadığı için açık bıraktım. Zaten istemiyordu da aynı zamanda. Sonsuza kadar olan aralık yine pozitifmiş. O yüzden cevabımız B şıkkındaki gibi bir cevap
olmuş olacak. Devam edelim hızlıca. Hep aynı işleri yapacağız zaten. Elinizde bir süre sonra alışmış olacak bu işlere. Hemen baktık, senin çarpanlarını ayırmak istedik. X ile X'in çarpımısın. 16'yı düşündünüz. 8 ile 2'nin çarpımı. Eksi 8 ile artı 2'nin çarpımı dersek eğer, eksi 6'yı da sağlamış oluruz. O zaman burada x artı 2, eksi eksi 8 çarpanı var demiş olduk. Yan taraf zaten 2 kare farkı, hepimizin bildiği gibi. O yüzden x'ten 2'yi bir çıkartalım, bir de 2'yi bir toplayalım şeklinde onu da açmış oldunuz. Aşağıya geldiğinizde denesek de çarpanların ayrılmayacağını biliyoruz. Ama mutlaka diskriminanttan kanıtlamak zorundayız. Yani kafamıza göre ayrılamazsın diyemeyiz. Onu mutlaka bir kanıtlamak zorundayız. O yüzden b kare eksi 4 a c'yi hemen uyguladınız. Negatif geldiğini gördüğünüz için de zaten kök olmadığından emin olmuş olduk. Emin olduktan sonra zaten sıkıntı kalmıyor. Demek ki bize burayı neden vermişler? Sadece işaretine bakalım diye vermişler. O zaman kök yazmaya başlayalım beraber. Yukarıdan tek tek başladım. X eşittir eksi 2 köküm var. X eşittir 8 köküm var. X eşittir 2 köküm var. X eşittir eksi 2 köküm var. Ve bu sayede neyi de görmüş olduk? X eşittir eksi 2'nin çift katlı bir kök olduğunu da görmüş olduk. İki tane çıktıkları için. O zaman bütün köklerimi bulduğum sayı doğrusuna göre küçükten büyüğe sıralayacaktım. Başlıyorum. Eksi 2 en küçük köküm. Çift katlı bir kök. Eşitlik de var zaten, sıkıntı yok. Sonrasında 2 diye bir köküm var. 8 diye bir köküm var. 2 köküm de 8 köküm de tek katlı. Aşağıdan hiçbir şey yapmadık. Dikkat edin. Tekrarlayalım orayı. Çünkü aşağıdan kök olmadığını zaten az önce bize söylemişlerdi. O yüzden bulduğumuz bütün kökler bunlar. Onların da bütün durumlarını buraya yazmış olduk. Sağ taraftan hangi işaretle başlayacağımıza bakacak olursak, gittiniz hemen hızlıca. X karenin katsayısı artı, x karenin katsayısı artı. Aşağıdaki en büyük x'leri, en büyük dereceli x'in katsayısı da yine artı. Çarpıp böldüğümüzde en sağdan artı ile başlıyormuşum. Tek katlı köküme geldim, işaret değiştirdim, eksi oldum. Tek katlı kökümde işaret değiştirdim, artı oldum, ama çift katlı köklerde işaret değişmeden devam ederdim. Neyi sorguluyor soru bizden? Neyi istiyor? En sonunda ona bakalım. Sıfırdan küçük ve eşit olmamızı istiyor. O zaman sıfırdan küçük olduğum yerler buralar. Ama bir önceki videoda da üstüne basa basa söylemiştik. Eşitlikleri de tek tek mutlaka düşünecektik. O zaman çözüm kümesi olarak yazarsak biz, eşitlik de istediği için 2 dahil 8 dahil aralığımız var. Negatif olan ve sıfırımız olduğu. Birleşim. Sıfıra eşit istediğin için sıfıra tek tek eşit olduğu yerler kimler? Eksi 2'de, 2'de ve 8 noktalarında sıfıra eşitiz. 2 ve 8'i burada gösterebildik ama eksi 2'yi de mutlaka yanına ekliyorduk. Çünkü orada da sıfır olduğumuz için mutlaka eklemiş oluyorduk. Kaç tam sayı değeri için sağlar dediğine göre, o zaman bu aralıkta gördüğünüz gibi sağlıyorsam 2 dahil de 2'den başladım. 3, 4, 5, 6, 7, 8 dahil olduğu için 8'e kadar. Bir de mutlaka eksi 2'yi de zaten grubumuza almıştık. O zaman kaç tam sayı değerinde sağlıyormuş diye saydığınızda 8 tam sayı değeri için bu eşitsizlik sağlanıyormuş demiş olacağız. Geçen videoda çok fazla soru çözdük bunlarla ilgili. 7'nin de şıklarda olduğunu görüyorsunuz zaten. O yüzden sıfıra eşitlik verdiği zamanlarda sizin grubunuz dışında kalsa bile o sıfıra eşitlik durumlarını mutlaka tek tek inceleyip gruba eklemek zorunda olduğunuzu, aralığa eklemek zorunda olduğunuzu söylemiştik. Devam edelim yine. Ne yapacağız? Hep yaptığımız işi. Çarpanlarını ayırıp kökleri bulmaya başlayacağız. O zaman eksi 2 ile artı 1'in çarpımıyız demiş olsak, hem çarpımı hem de toplamlarının arayı vermesini sağlamış oluruz. Burayı çarpanlarına x artı 1, x eksi 2 şeklinde ayırmış oluruz. Yan tarafta 2 kare farkı var, hepinizin bildiği gibi. O yüzden x eksi 2, x artı 2 şeklinde çarpanlarını ayırdınız. Aşağıda tekrar 2 kare farkı var. O yüzden birden bir x'i çıkaralım, 1'e bir de x'i ekleyelim şeklinde ayırmış olduk.
Köklerimizi tek tek başlayalım o zaman. Sadeleştirme zaten asla yapmıyorduk. Bunun yasak olduğunu söylemiştik. O zaman başlıyorum. X eşittir eksi bir köküm var. X eşittir iki köküm var. X eşittir iki köküm var. Çift katlı bir kök yakalamış oldum buradan. X eşittir eksi iki köküm var. Yukarıdan gelen köklerim. Aşağıdan kimler geliyor? X eşittir eşit olmasın. Bir köküm var paydada olduğu için paydadaki kökleri eşit alamıyorduk. X eşit olmasın eksi bir köküm var. O zaman şurada da şunu fark etmiş olduk. X hem eksi 1'e eşit olamıyor hem de bu kökte yine çift katlı bir kök olmuş oldu. Farklı bir kalemle yazalım karışmasın. Şu kökleri de şöyle yine çift katlı kök olarak belirtmiş olduk. Bütün köklerimizi bulduktan sonra tablomuzu oluşturmaya başlıyorduk. O zaman başlayalım. En küçük kökümüz gördüğünüz gibi eksi 2. Tek katlı bir kök ve dahil. Sonra eksi 1 kökünüz var. Çift katlı bir kök ama eşitlik istemiyor bizden. Sonrasında bir kökümüz var. Yine eşit olmayan tek katlı bir kök. En sonda iki kökümüz var. Hem dahiliz hem de çift katlıyız. Herkesi belli ettik. Eksi 2 en küçük sayıdan başladık. Tek tek bütün köklerimizi tablomuza yerleştirmiş olduk. Peki hangi işaretle başlıyoruz tabloya? Gidip hemen bir inceleyelim bakalım. X karenin katsayısı gördüğünüz gibi artı. X karenin katsayısı artı. Ama aşağıdaki X karenin katsayısına baktığınızda eksi. O zaman artı ile artının çarpımı artı ama artıyı eksiye böldüğümüz için eksi işaretiyle başlıyormuşuz. Çift katlı kökte değişmezdim. Eksiyle devam ettim. Tek katlı kökte işaretim değişti. Çift katlı kökte değişmeden işaretim devam etti. Tek katlı köke geldim. İşaretim değişti şeklinde bütün bildiklerimizi de tabloda göstermiş olduk. Gelelim şimdi bizden ne istediğine. Ne istiyorlarmış bizden? Negatif ve sıfırdan küçük durumları istiyorlarmış. O zaman negatif ve sıfıra eşit olan durumları isteyeceklerse negatif olan yerler gördüğünüz gibi işaretledik. Buralar eşitlik de istediği için ona göre yazmış olalım. Gerçi çözüm kümesi istemediği için çözüm kümesini zaten yazabilmeyi artık öğrendik. Defalarca yaptık bu işi. Ne istiyormuş soruyu bir okuyalım biz. Bunu sağlayan iki farklı negatif tam sayının toplamının en çok olmasını istiyor. O zaman negatif tam sayı olacağız ve sağlayacaksak hangi aralığı istemiş bizden? Buradaki aralığı. En çok olacaksa da aslında sayısal değer olarak en küçüklerini seçmemiz lazım. O zaman dahillik de istediği için eksi 2'yi zaten seçebiliyorum. Ondan küçük olan eksi 3'ü de seçebiliyorum. Neden? Burası eksi sonsuza kadar gidiyor zaten. Ama en çok olsun bu iki tane negatif sayının toplamı dediği için de bu ikiliyi seçip direkt eksi 5'i işaretleyebilirim. Dediğim gibi çözüm aralığını yaz deseydi zaten yazabilirdik. Ama bizden iki farklı negatif tam sayının toplamının en çok olmasını istemiş. Biz de bu şekilde bir çözüm yapmış olduk. Gelelim sana. Yukarıyı çarpanlarına ayıracağız ama ilk önce bir x parantezini almamız bekleniyor bizden. O yüzden x kare eksi 2x eksi 3 şeklinde x parantezini öncelikle bir aldık. Sonrasında x ile x'in çarpımısın, eksi 3 ile artı 1'in çarpımısın dedik. O zaman x çarpı x eksi 3 çarpı x artı 1 şeklinde çarpanlarına ayırabilmiş olduk çok rahatlıkla. Aşağıda 4'ün 2'nin karesi olduğu bilgisi olduğu için 2 kare farkından çok rahatlıkla yine 2 eksi x, 2 artı x şeklinde çarpanlarını ayırabiliriz. Köklerimiz artık hazır. Buradan bulacağız şimdi. O zaman başlayalım. Üst taraftan başladım. X çarpanından dolayı x eşittir 0 köküm var. Hemen yanında x eşittir 3 köküm var. Hemen yanında x eşittir eksi 1 köküm var. Aşağıdan da eşit olmasın 2'ye ve eşit olmasın eksi 2'ye köklerimiz gelmiş oldu. Paydada oldukları için. En küçük kökten başlayıp tablo oluşturacaktık. Başlayalım hemen tablomuza. En küçük ortamda eksi 2 var. Eşit olmayan tek katlı bir kök. Sonra eksi 1 var. Eşit tek katlı bir kök. Sıfırımız var. Eşit tek katlı bir kök. İkimiz var. Eşit olmayan bir kök. Bir de üçümüz var. Yine eşit olan bir kök. Bu şekilde sayı doğrusuna göre sıralamış olduk.
Sonra gittik yukarıya, hemen bir baktık. X küp var en büyük dereceli yukarıda. Kat sayısı gördüğünüz gibi artı. Aşağıda en büyük dereceli olan x kare var. Kat sayısı yine gördüğünüz gibi eksi. Artıyı eksiye böldüğümüz için de o zaman eksi işaretiyle başlayacakmışız. Eksiyle başladım. Köküme geldim. Hepsi tek katlı zaten. Değiştire değiştire gideceğimizi biliyoruz. Artı olduğum, eksi olduğum, artı olduğum, eksi olduğum, artı olduğum şeklinde hepsi tek katlı oldukları için işaretlerimizi değiştirerek tablomuzu oluşturduk. Yine çözüm aralığı sorsaydı zaten ona göre söyleyecektik ama hem sorumuzu okuyalım hem de ne istediğine bakalım. Sağlayan farklı 3 tane x tam sayısı değerinin toplamı en az kaçtır diye sormuş. O zaman bakıyoruz şimdi. Neyi istiyor bizden? Negatif ve eşit olduğu yerleri. O zaman negatif olduğum yerler gördüğünüz gibi buralar. Eşit olduğum yerler de zaten belli. Çözüm kümesini buna göre yazabilirdim. Ama sağlayan 3 tane x tam sayı değerlerinin toplamı en az olsun istiyor. O zaman en az olsun istiyorsa küçüklerinden başlamam lazım. Bu aralığa baktığımda alabileceğim eksi 2'yi zaten alamazmışım. Eksi 1 ama dahil olduğu için en küçük, demek ki sağlayan değer eksi 1. Sonra bu aralıktaki değerlere baktığımda 0 dahil olduğu için alabiliyorum küçük bir değer olarak. Yine bu aralıktaki değerlere baktığımda 1 de alabiliyorum. Buradan değerler alamaz mıydım? Kesinlikle alırdım ama benden en az olmasını istiyor toplamlarının. O yüzden gördüğünüz gibi seçtiğimiz bu en küçük 3 değerin toplamı bize en az 0'ı vermiş olacaklar. Geldik 21. soruya. Bazen eşitsizliklerinizin yanında üstü sayılar göreceksiniz bu şekilde. Üstü fonksiyonlar görmüş olacaksınız. Bunlar size sadece aslında süs olarak verilmiş ifadeler arkadaşlar. Sadece işaret için önemli. Yani başındaki artı mı var, başında eksi mi var? O yüzden önemli. Yoksa oradan kök bulma niyetinde değiliz. Çünkü neden? Burayı sıfır yapmak için. Yani burayı kök bulmak ne demekti çünkü? Bize verilen ifadeleri sıfırlamak demekti. Siz hiçbir üstü sayının üstüne bir değer yazıp orayı sıfır yapamayacağınızı zaten biliyorsunuz. Neden? X yerine 2 yazdığınızı söyleseniz 7 üzeri 0 olur, 1 olur. İşte negatif yapmak için mesela X gördüğünüz yere eksi, mesela 0 yazın. 0 yazdığınızda eksi 2 olur. Ben 1 bölü olarak 7'nin karesi olarak dönüşmüş olurum. 1 bölü 49'a eşit olurum. Yani üstüm negatif olsa da zaten ne yapıyordu? Paydaya atıyordu durumu. O yüzden de üstü sayıları hiçbir zaman sıfıra eşitleyemeyiz. Eşitleyemediğimizden dolayı da bu durumlarda hiçbir zaman kök bulamazsınız. Bunu hatırlamanızı isteyecek bu sorularda sizden. Bunlarda kök yoktur. Size verilme sebebi de sadece dediğim gibi başındaki katsayı artıysa, işte artı olarak, eksi ise eksi olarak olaya dahil etmeniz. En sağdan hangi işaretle başlayacağınızı tespit etmeniz için verilir. Onun dışında bunları direkt yok sayabileceğiz zaten. Bunları direkt yok sayabiliyorsak size sorduğu soru aslında ne olmuş oldu gördüğünüz gibi? Şu şekilde bir durum olmuş oldu. O zaman x 3'ten büyük olsun durumunu direkt görmüş oldunuz. Tek bir kök olduğu için basit eşitsizlik şeklinde çözebiliyorduk, hatırlayın. O yüzden 3'ten büyük sayılar dediği için 3 dahil değil, 3'ten büyük bütün sayılar şeklinde düşünebilirsiniz. Ya da ben tablo çizmeye alıştım diyorsanız da yine bunun zaten hiçbir öneminin olmadığını belirttim. Buradan ne kökü gelmiş oluyor size? X eşittir 3 kökü gelmiş oluyor. O zaman 3 diye bir köküm var. Tek katlı bir kök. En sağdan hangi işaretle başlayacağım? Bir bakalım. En sağdan hangi işaretle başlayacakmışız? X'in katsayısı artı. Yanımızdaki önemsiz dediğimiz ifadenin de katsayısı artı. Artı ile artının çarpımı artı. Tek katlı köküme geldim. Eksi şeklinde devam edersiniz. Sizden pozitif olduğu yerleri istediği için de ve eşitlik istemediği için de burası 3'ten sonsuza kadar olan eşitlik istemediğinden dolayı soru açık aralıkta bıraktığımız bu değerler burayı sağlar diyebileceksiniz. O yüzden bundan sonraki sorularımıza da karşımıza gelecek. Eğer üstü bir ifade gelirse sorunuzun içinde onlardan kök bulamayacağımızı belirtmiş olalım tekrardan.
Mesela burada da olduğu gibi. 3 üzeri x eksi 2'den zaten kök bulamayacağız. Buradan asla kök bulamayacağız. Hatta artı olduğu için katsayısı da ortama da artı olarak katsayısını vermiş olacak. Diğerlerinden ama kök bulabilirim. Hemen başlayayım kök bulmaya. Yukarıdaki diğer ifadelerime baktığımda x'im var. Yani x eşittir 0 köküm var. Hemen yanında x eşittir 3 köküm var. Paydaya geçtiğimde paydada x eşit olmasın 7 köküm var. O zaman köklerimi buldum. Sayı doğrusuna göre sıraladım. Biz eşitiz ve tek katlıyız. Ama sen eşit değilsin dedik kökümüze. Sonrasında işaret bulmak için tekrar yukarı döndüğümüzde dediğim gibi zaten katsayısı başındaki katsayı gördüğünüz gibi artı. X'in katsayısı artı. Eksi x görüyorum burada. X'in katsayısı eksi. Artı çarpı artı çarpı eksiden yukarısı işaret olarak eksi gelmiş oldu. Aşağıya geçtiğimde x'in katsayısı artı. Eksiyi artıya böldüğüm için de en sağdan ne ile başlayacakmışım? Eksiyle. Köküme geldim. Tek katlı olduğum için işaret değiştirdim. Tek katlıyım, işaret değiştirdim. Tek katlıyım, işaret değiştirdim şeklinde devam edersiniz. Neyi bekliyorlar bizden? Sıfırdan büyük olduğu yerleri bul istiyorlar. Yani pozitif olduğumuz aralığı istiyorlar bizden. Ama yine çözüm kümesi sormamış. Yani çözüm aralığı sormamış. O yüzden okuyalım bakalım soru bize neler sormuş. En küçük x pozitif tam sayı değeri kaçtır demiş. En küçük x pozitif tam sayı değeri. Şimdi bu taraf bizim durumumuzu sağlıyor ama bu tarafa baktığınızda neler gelmiş olacak? Eksi birler, eksi ikiler gelmiş olacak. O yüzden negatif sayılar. Sıfır zaten hatırlayın ne pozitif ne de negatif bir sayıydı. O yüzden zaten alamam. Hem de eşitlik de istemiyor zaten sorumuz. O zaman buradan duruma başlayacağım. Pozitif dediği için tamamen bu tarafa bakıyorum. 3'ü alabilir miyim diye düşündüm. 3 pozitif bir sayı, küçük de bir sayı. Ama eşitlik istemiyor gördüğünüz gibi soru. Eşitlik istemediği için 3'ü alamayacağım zaten. O zaman bu aralıkta en küçük kim kalmış oluyor 3'ten sonra? 4 gelmiş oluyor. Hatta bu aralıktan kimleri alabiliyoruz bir yazalım. 4'ü 5'i 6'ya alabiliyoruz tam sayı olarak. En küçük pozitif tam sayı dediği için de 4'ü almamız gerektiğini söylemiş oluruz. Evet, 23. sorumuzla devam edelim o zaman. Şimdi yukarıda üstlü ifadelerin eşitsizliklerde ne durumlar oluşturduğunu görmüş olduk. Bu sefer de dikkat et, yine yeni bir bilgiyle karşılaşıyoruz. Mutlak değerli ifadeler de katılmış olacak artık yanımıza. Bu mutlak değerli ifadeler bu sefer eşitsizlikte nasıl gösterilir? Onları görmüş olacağız. Şimdi bunların iki tane durumu var arkadaşlar. Birincisi hepsinin mutlak değer içinde olması. Aynı burada olduğu gibi x eksi 3 herkes mutlak değer içinde. Birkaç soru sonra şunları da görmeye başlayacağız. Mutlak x'in yanında farklı sayılar da olmaya başlayacak. Bu iki durumda da farklı çözüm yöntemlerini kullanmış olacağız. Şimdi bu sorumuzda eğer herkes mutlak değer içindeyse gördüğünüz gibi burada bulduğunuz kök mutlaka çift katlı kök olarak alınmış olacak. Neden çift katlı kök olarak alınıyor? Çünkü siz 3'ten daha büyük değerler koysanız içeriye işte 4, 5, 6 değerleri koymuş oldunuz. İçerisi pozitif olduğu için aynen çıkmış oldu zaten. Yani pozitif olarak çıkmış oldu. Ama negatif değerler de koysanız, eksi 4'ler, eksi 5'ler koysanız da zaten yine pozitif olarak çıkartacaktı. O yüzden de çift katlı kök olarak almak zorundayız ki burayı biz. Her yerde işte başında artıysa artı olarak devam etmesi gerektiğini söylemiş olabilelim. Yani mutlak değerde artıdan eksiye geçiş olmayacağını biliyoruz zaten konunun içeriğinden dolayı. O yüzden tamam mutlak değer içinde ise çift katlı kök olarak almamız gerektiğini söylemiş olacağız. O zaman senin kökün x eşittir 3 kökü görüyorum bunu. Çift katlı kök olman gerektiğinde mutlak değerden dolayı söylemiş oldum. Yani burada özel bir durum var. Normalde köklerimizin sayısına göre biz çift katlı ki tek katlı derdik. Ama mutlak değer varsa sorumuzun içinde onun da çift katlı olduğunu yine belirtmiş olacağız. Yan taraftaki kökleri bulursam x ile x'in çarpımı olduğunu biliyorum. 6 ile 2'nin çarpımıyım. Hatta eksi 6 ile artı 2'nin çarpımıyım ki aradaki değeri de sağlamış olalım. O zaman
çarpanlarına ayrılmış hali x-6 x artı 2 olarak gelmiş oldu yan taraftan da. Buradan hangi kökler gelmiş oluyor bize? X eşittir 6 köküyle x eşittir eksi 2 kökü gelmiş oluyorlar. O zaman bildiğimiz işi yapmaya devam edelim. En küçük kökümden başladım. Sayı doğrusuna göre sıraladım. 3'ün çift katlı kök olması gerektiğini öğrendik. Mutlak değerden dolayı eksi 2'miz ve 6'mız da tek katlı kökler. Her zaman artı olduğunu biliyoruz zaten mutlak değerin. O yüzden de başında eğer eksi yoksa her zaman artı olarak almış olacağız. X karenin başında da artı işareti olduğu için en sağdan artı ile başladım. Tek katlı kökte işaretim değişirdi. Çift katlı kökte değişmezdi. Tek katlı kökte değişirdi şeklinde tablomu hızlıca oluşturmuş oldum. Sonrasından neler istiyorlar bizden gidip hemen onu sorgulayalım beraber. Ne istemişler? Negatif ve sıfıra eşit istemişler. O zaman negatif olduğum yerler gördüğünüz gibi buralar. Sağlayan kaç tane x tam sayı değeri vardır diye söylüyor. O zaman başlayalım. Eşitlik de istediği için eksi 2 dahil başlamış olacağım. Sonra eksi 1, 0, 1, 2, 3 dahil olduğu için zaten devam edeceğim. Hala negatif devam ediyorum. 4, 5, 6 dahil eşitlik istediği için 6'yı da dahil olarak almış olacağım. Kaç tane tam sayı değerimiz varmış burada? 2, 4, 6, 8, 9 tane tam sayı değeri için bu eşitsizlik durumu sağlanırmış demiş olacağız. O zaman yine bir mutlak değerli soru gördüğünüz gibi alışalım. Mutlak değer gördüğümüzde hemen ne söylüyorduk? Senin sıfırlayan değerin 3'tür. Yani kökün 3. Ama mutlak değer içinde olduğun için kesinlikle çift katlı köklü olmak zorundasın demiştik ona. Payda da hemen çarpanlarını ayırsak x'in çarpımı eksi 2 ile eksi 1'in çarpımından dolayı x eksi 2'miz ve çok özür diliyorum. Böyle yaparsak zaten orası artı olacak değil mi? O zaman ne yapacaktık? Mutlaka diskriminantına gidip bir bakacaktık. Diskriminantına gidip bir bakalım. Ne gelmiş olacak? B kare eksi 4 a c'den dolayı aslında kökümüz geliyor buradan. Çünkü şöyle yaparsak çok rahat olacak. Tamamdır. Görmemişim başlangıçta. Şimdi gördük. Çarpımları eksi 2. Toplamda eksi 1 olacak şekilde. X eksi 2. X artı 1 şeklinde. Hemen burayı çarpanlarına ayırmış olduk. O zaman aşağıdan hangi kökler geliyor? Beraber söyleyelim. X eşit olmasın 2 kökümle. X eşit olmasın eksi 1 kökümüz gelmiş oluyor. Bütün köklerimi buldum. O zaman en küçük köküm eksi 1, 2, 3 şeklinde sıraladım. Eksi 1'e eşit alamam, 2'ye eşit alamam. Üçümün de çift katlı olduğunu mutlak değerden dolayı biliyorum. Kat sayısına baktığımızda yukarısı artı. Aşağıya geldiğinizde x karenin kat sayısı da artı. O yüzden en sağdan artı işaretiyle başladım. Çift katlı kökte değişmeden, tek katlı köklerde değişerek devam ederdim. O yüzden işaret tablomu oluşturmuş oldum. Neyi bekliyorlar bizden? Negatif ve eşit olduğumuz yerleri istiyorlar. O zaman negatif olduğum yer burası. Eşit olduğum yer neresi? Onu da şöyle kırmızı ile gösterelim. Sıfıra eşit olduğum yerde tek bir durum var zaten. 3 durumu. Sıfıra eşit olduğum yer. Sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamını istemişler bizden. Şimdi bu negatif aralık sağlıyor ama bu aralıkta kimler var bir bakalım. Eksi 1'den daha büyük olacağız. Eşitlik olmadığı için alamıyorum. 0 ve 1 var bu aralıktan gelebilecek. Yine 2'yi alamadım eşitlik olmadığı için. Bir de eşitlik istediğinden dolayı sırf 3'ü de yine mutlaka dahil etmek zorundaydım. 0'a eşit olduğum yer 3 çünkü. Bu 3 kökümüz varmış. Bunların toplamı nedir dediği için de toplamlarının 4 olacağını rahatlıkla söyleyebileceğiz. Şu şekilde bu soruyu da çözmüş olalım. Devam edelim bakalım neler gelecekmiş karşımıza. Yine mutlak değer gördük. O zaman gittik hemen söyledik. Seni sıfır yapan değer yani senin kökün x eşit olmasın. Eksi 3 kökü var aşağıda. Paydada olduğu için
Eşit alamıyoruz ama mutlak değerden dolayı çift katlı alabiliyoruz. Onda bir sıkıntımız yok. Sadece paydada olduğun için eşit olmasın kökümüz var dedik. Yukarıya baktığımızda x eşittir 0 kökümüz var şuradan gelen. Yan tarafta da eksi 2 eksi 2 desek, artı 2 artı 2 desek olmuyor. O yüzden bir gittik, hızlı bir diskriminant araştırması yaptık. B kare eksi 4 a c'ye göre burası eksi 12 geliyormuş. O yüzden de kök olmadığını görmüş olduk. O zaman şu yapıda zaten köküm yok. Aşağıda eksi 3'e eşit olmasın köküm var. Yukarıda 0'a eşit olmasın köküm var gördüğüm gibi. Elimdeki köklerle tablomu oluşturuyorum o zaman. Sayı doğrusuna göre başladım. Eksi 3 küçük olduğu için ondan başladım. Eşit olmasın ve çift katlı olsun istediğim için iki tane açık yuvarlağımı koydum. Sıfır tek katlı ve eşit olsun istediğim bir kök. Diğer taraftan kök bulamadık zaten beraber. O zaman işaret için başlayalım. X'in katsayısı gördüğünüz gibi pozitif. X karenin katsayısı pozitif. Aşağıdaki mutlak değerimin dışında da yine bir pozitif durum var. O yüzden çarpıp böldüğümüzde en sağdan pozitifle başlıyormuşuz. Tek katlı köküm değiştim. Çift katlı kökümle değişmedim şeklinde de söylemiş olduk hızlıca. Neyi istiyorsun benden? Negatif olduğum durumları bulmamı istiyorsun. Eşitlik istiyor mu? Hayır, istemiyor. O zaman negatif olduğum durumlar çözüm kümemizi bir yazalım. Ya ayrı ayrı yazardık bu ikisini. Şıklardan hemen kontrol ettiniz. Ya da biz ikisini de yazalım. Hani belki sınavda karşımıza gelir. O yüzden ne yazardık? Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar eşitlik istemediğin için zaten ben de dahil olmadığım için açık aralıkla birleşim. Bir de yine eksi 3'ten başlayarak 0'a kadar sen eşitlik istemediğinden dolayı açık aralıkta olan bu aralığı birleşim kümesiyle gösterebilirdim. Şıklara baktım, öyle bir durum yok. Ya da ne yapıyorduk? Eksi sonsuzdan 0'a kadar olan bütün aralıkta negatifim gördüğünüz gibi. Bu aralıkta negatif olduğum belli. Bu açık aralıktan. Ama şurada gördüğünüz gibi eksi 3 zaten sağlamıyor. Sağlamadığı için onu mutlaka atmak zorundayım. Eksi 3'ü bu kümeden atarım şeklinde de ikinci aralığımızı yazabiliyorduk. Neden attık? Zaten eşitlik istemiyor diyebilirsiniz. Eşitlik istemediği için onu alsaydık diyebilirsiniz ama sağlayan durumları istiyoruz, unutmayın. Evet, negatif olduğum yerler, sağladığım yerler buralar. Eksi 3 zaten hem paydada hem de sağlamadığını çok iyi biliyoruz. O yüzden sağlamayan bir sayı olduğu için onu mutlaka kümemizden çıkartmış olduk. Geldik şimdi bir de buradaki bu şekildeki mutlak değerli sorularımıza. Şimdi herkes mutlak değer içindeyken zaten çift katlı kök olarak aldığımızı biliyorduk. Ama yanında bir sayı varsa bu şekilde geliyorsa karşınıza, bu sefer buranın köklerini bulmak için kök bulmak ne demekti? Gidip sıfıra eşit demek demekti. O yüzden buradaki kökleri sıfıra eşitleyerek öncelikle bulmanızı istiyoruz. Aynı mutlak değer denklem sorusu çözer gibi yapacağız burada. 2'yi karşıya attığımızda eksi 2, 2 diye geçecek. Mutlak değerli bir ifade 2'ye eşitse ne söylüyordu size? Ben ya gerçekten 2'yim, o yüzden 2 diye dışarı çıkmışım. Ya da eksi 2 olduğum için 2 diye dışarı çıkmışım şeklinde iki tane kök veriyordu bize. O yüzden yanında bir sayı ifadesi varsa da bu sefer kökleriniz iki tane gelmiş olacak. Ve tek katlı kök olarak yollarına devam etmiş olacaklar. Buradan iki tane kök bulduk. Paydaya geçtiğinizde paydayı 2 kare farkından x eksi 3 x artı 3 diye çarpanlarını ayırdınız. Kökleriniz kimler o zaman? X eşit olmasın 3 kökümle, x eşit olmasın eksi 3 köküm var paydadan gelen. O zaman bütün köklerimizi bu kez de böyle oluşturmuş olduk. Tekrarlıyorum. Eğer mutlak değer ifadeniz bütün durumu kapsıyorsa o zaman kökünüzü bulup çift katlı olarak belirtmek zorundaydınız. Ama onun dışında dışarıdan bir müdahale varsa, gördüğünüz gibi eksi 2 müdahalesi yapılmış. O zaman sıfıra eşitleyip o x'lerin hangi x'ler olduğunu, oraya sağlayan x'lerin hangi x'ler olduğunu bulup tek katlı kök olarak yolumuza devam etmiş olacağız. Öyleyse en küçük kökümle tablomu oluşturmaya başladım. Eksi 3, eksi 2, 2, 3 köklerimi bulmuş oldum bu sayede. Eksi 3'ün ve 3'ün
dahil olmadığını, -2 ve 2'nin yukarıda olduğu için dahil olduğunu biliyorum. Sonrasında işaretimize bakalım. Yukarıda mutlak değerin başında gördüğünüz gibi artı var. Aşağıdaki x karenin başında bir katsayı olarak artı var. Artıyı artıya böldüğüm için artı ile başladım. Tek katlı kökler olduğu için işaret değiştirerek bütün tablomu oluşturmuş oldum. Neyi sorguluyorsun? Sıfırdan küçük ve eşit olduğum durumları sorguluyormuş. O zaman sıfırdan küçük ve eşit olduğum durumları bu şekilde görebilelim. Çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Çözüm kümesi yazmamı istiyorsanız hemen yazmaya başlayalım. Eşitlik de istediği için öyle yazacağız. Ama burasının zaten dahil olmadığını kendisi söylemiş. Eksi 3 açık, eksi 2 kapalı aralığıyla, 2 kapalı dahil olduğunu bildiğim için 3 açık aralığını vermiş olacak çözüm kümesi bize. O yüzden de bu şıktaki gibi bir çözüm kümesi bulabilmiş olacağız. İki durumu aynı anda kullanmış bu soruda da. İyi olmuş. Bakalım. Yukarıda gördüğünüz gibi bütün yapı mutlak değer içinde olduğunu gördüğünüz için buradan burayı sıfır yapan değerin x eşittir 2 kökü olduğunu biliyorum. Ve bütün yapı mutlak değer içinde olduğu için çift katlı bir kök olduğunu hemen yazdım kenarına. Ama aşağıda mutlak değerin yanında farklı bir sayı da olduğu için bu sefer ikinci öğrendiğimiz durumu göstermiş oluyorlar bize. Ne yapıyorduk? Bize verilen ifadeyi acaba kim sıfır yapıyor? Burada hangi kökü bulacağız şeklinde sıfıra eşitliyorduk. Sonrasında mutlak değer bilgimizi kullanıyorduk. 7'yi karşıya attık. Eksi 7'yi 7 diye geçti. O zaman denklemini çözelim bakalım. Yani 2x eksi 1 ya gerçekten 7'dir. Buradan bir x değeri bulmuş olacağım. Ya da 2x eksi 1 değeri eksi 7 olduğu için dışarıya 7 çıkmıştır şeklinde planladık. Denklemi hızlıca çözdüğünüzde buradan x eşittir şeklinde bir kökünüz gelmiş olacak. Yine denklemi hızlıca çözdüğünüzde buradan da x eşittir eksi 3 şeklinde bir denklemin kökünüz gelmiş olacak. Çok güzel iki tane kök buldum ama dikkat ediyorum bu kökler paydada. Paydada olduğu için eşit olmasın köklerim aslında bunlar. Mutlak değer bilgimle burayı çözmüş oldum ama tabii yerine göre baktığımızda paydada olduğu için eşit olmasın köklerimiz olarak almış olduk. Bu şekilde bütün köklerimizi bulduktan sonra hemen tablomuzu oluşturalım. En küçük köküm, eksi 3 köküm, tek katlı ve eşit olmasın köküm. Sonra 2 var, sonra 4 var. 2 bütün ifade mutlak değeri olduğu için çift katlı bir kök olarak söylemiştik. Eşitliğim de var zaten. Çift katlı olduğumu da belirteyim. Dördüm yine paydada olduğu için zaten eşit olmayan bir kök olarak gelmiş olacak. Burada çok daha anlaşılır olduğunu düşünüyorum. İkisini de aynı anda beraber görmüş olduk. O zaman yukarısı gördüğünüz gibi mutlak değerin katsayısı zaten artı. Aşağıdaki mutlak değer ifademizin de yine katsayısı artı. O yüzden en sağdan artı işaretimle başladım. Tek katlı, çift katlı, tek katlı kök olarak bildiğim bilgileri işaret tablosuna yerleştirmiş oldum. Sonrasında neyi istiyorsun bizden, beklentin nedir diye sorduğumuzda da negatif olduğu aralıkları istiyorlarmış bizden. Kaç tam sayı değeri sağlar dediği için o zaman beraber başlayalım. Eşitlik de istemiyor, dikkat. Eksi 3'ü zaten alamıyorum. Eksi 2 ile başladım. Eksi 1, 0, 1. 2'yi eşit olduğundan dolayı alamıyorum. Çünkü yukarısı eşit olsun istemiyor. O zaman devam ettim. 3, 4'ü zaten yine dahil olmadığı için alamıyorum dediniz. O zaman burada 5 tam sayı değeri için bu durumu, eşitsizlik durumunu çözmüş olacağımızı söylemiş olalım. Şimdi, o zaman diğer hani başlığı aslında geçmeden burada bırakmış olalım. Bu akşam bu videomuzda hem üstü değerler, üstü ifadeler karşımıza gelirse eşitsizlik durumlarında nasıl davranacağımızı öğrenmiş olduk. Hem de mutlak değeri artık eşitsizliğin içine dahil ederlerse iki durumda dahil ettiklerini ve iki durumda farklı çözümler kullandığımızı göstermiş olduk. Bir sonraki videomuzda da kaldığımız yerden 28. sorudan devam ederiz.
Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.